Bugünkü konuğumuz BMW 5 serisi, 5 serisi G30 kodlu yeni nesline kavuştu ve bu nesliyle her zaman olduğu gibi iddiası çok büyük ve Mercedes E serisi, Volvo S90 gibi rakiplerinin karşısında da dimdik durmayı planlıyor BMW bu yeni 5 serisiyle. O zaman ah bir zengin olsam diyoruz ve başlıyoruz. BMW bu 5 serisinde devrimsel değil evrimsel tasarım değişiklikleri yapmayı uygun görmüş ve o yüzden de yerini aldığı modele birazcık benziyor tasarımı, onun daha geliştirilmiş versiyonu. Dahası küçük bir 7 serisine de benziyor ama aslında hiç küçük bir otomobil değil 5 serisi. Boyu neredeyse 5 metre. O yüzden de bagaj gibi alanlarda da bolca kullanım alanı var. 530 litrelik bir bagaj söz konusu ama malumunuz BMW sürüş dinamikleriyle ünlü bir marka. O yüzden de arka aksın yerinden asla taviz vermemiş ve bu yüzden bagajın kullanışlılığı kısıtlı. Sadece orta bölümünde düz bir zemin var. Onun yanında yan taraflarda yüksek duvarlar var. Ve parça parça bu alanın kullanışlılığı. Ama çok derin bir bagaj ve o yüzden rahatça en azından sert valizlerinizi yükleyebileceksiniz. 530 litre gibi de düşünmeseniz de olur belki. Bunun dışında yükleme eşiği çok fazla farklı değil. Yükleme eşiği ve zemin arasındaki fark çok fazla değil. Bu da kullanışlık için iyi bir haber. Dediğim gibi 5 serisi oldukça iri bir otomobil. Aks mesafesi 2 metre 97 santim. Neredeyse 3 metre. Yani iki aksın arasındaki boşluk. Buradaki diz mesafesi doğal olarak çok iyi. Gerçekten de cömert bu alan. İlginç bir şekilde baş mesafesi o kadar cömert değil. Buradaki bir girinti sayesinde benim kafam tavana değmekten kurtuluyor. Eğer boyunuz 1.85'in üzerindeyse örneğin belki rahatsız olabilirsiniz. Kafanız tavana değebilir. Birazcık kaykılarak oturmanız gerekir belki. Buradaki alan sunumu oldukça iyi bunun dışında. Gerçekten öndeki kadar iyi malzemeler kullanılmış. Ve mesela bu araçta en azından arkada çift bölgeli otomatik klima ve koltuk ısıtmalar da alınabiliyor. Çok yüksek bir şaft tüneli var. O yüzden buradaki orka koltuğa geçerseniz sadece idareten bir sürüş sağlamış olacaksınız. Ve sırtlıkta çok sert bir dayanak yaratıyor burada. Ama koltuk bu tarafı en azından çok rahat. Kol dayanağı da unutulmamış. Hatta çok şık iki tane de bardaklık var. Böylesine üst düzey bir otomobilde sıradan bir kokpit beklemezsiniz tabii ki ama BMW bir önceki nesilde bu hatayı yapmıştı ve 3 serisine aşırı benzeyen bir kokpit kullanmıştı ve albeninden de birazcık uzakta kokpit ama tabii ki hatalar iki kere yapılmamak içindir. Buradaki kokpit, alın bunu 7 serisine koyun, iyi hissettirir. O derece iyi bir kokpit yapısı gerçekten de. Kullanılan malzemeler çok iyi seçilmiş. Yumuşak parça malzemeler, deri görünümlü yumuşak malzemeler. Hatta güzel metal içerikli malzemeler ve lake kaplamalar bol bol her tarafı saracak şekilde kullanılmış. Her bir düğme üzerinde ince ince düşünüldüğünü hissettiriyor. Bu açıdan baktığınızda gerçekten güzel bir kokpit. Dahası 7 serisinden parçalar var. Örneğin bu havalandırma kumandaları, dokunmatik düğmeleri var. Havalandırma kumandasının güzel bir ekran üzerinden çalışıyor. Çok iyi bir çözünürlüğü var ekranın. Dahası üzerindeki grafikleri de çok hoş seçilmişler. Gerçekten de koltuğun detayları var üzerinde. Havalandırmanın ya da ısıtmanın ayarları açık olduğunda gözüküyor o koltukta. Çok etkileyici gerçekten de bu ekran. iDrive kumandası bildiğiniz özelliklere sahip. Bütün zaten BMW modellerinde artık bu sunuluyor. Klasik bir çevirmeli, ittirmeli düğmesiyle beraber sunuluyor. Ana menü düğmeleri de var bu seçim merkezindeyim. Oradan da kaçışları da yapabiliyorsunuz. Bu kullanım şekli gayet sezgisel ve kolay yapabildiğiniz bir şekil. Bu tarz sistemlerin içerisinde en rahat kullanılanlardan bir tanesidir iDrive. Dahası bu ekran dokunmatik bir ekran. Dokunmatik hassasiyet de gayet iyi ve buradan bütün menüleri seçebiliyorsunuz ve işlemlerinizi gayet rahat bir şekilde sanki telefonunuzda ya da tablette yapıyormuş gibi yapabiliyorsunuz ama benzerlerinden farklı olarak, örneğin Volvo S90'dakinden farklı olarak sürüş pozisyonu uzak kalıyor bu ekran. O yüzden de onun gibi kullanamıyorsunuz. O yüzden zaten BMW iDrive'ın merkezi kumanda birimini hala burada tutuyor. Belki yolcular kullanabilir dokunmatik ekranı diye düşünmüşler. Bunun dışında el hareketlerinizi takip ediyor. Beceremiyorum, yine beceremedim zaten. Ha oldu. El hareketlerinizi takip ediyor ve örneğin sesi açabiliyorsunuz şöyle yaparak, değiştirerek bunları
yapabiliyorsunuz, kumanda edebiliyorsunuz. El hareketlerinize bazı kumandalar var. Ama açıkçası sürüş sırasında bunu böyle yapmak yerine buradaki direksiyon üzerindeki iki tane düğme üzerinden sesi açıp kapamak ve pek çok işlevi yapmak çok daha basit. Bence bu tarz şeyler yerine düşünceyle, düşünce gücüyle, yani düşüncenizi okuyan bir sistem yapmadıkları sürece farklı bir şeylere geçmelerine çok bir gerek yok gibi gözüküyor otomobil üreticilerine. Bu kokpitte ilginç seçimler de var. Bu arada mesela artık 5 serisinin standart sıradan bir sinyal silecek koluna sahip olması gibi. Daha önce kullanılan dokunmatik düğmeler yok. Sanırım bu seçim orta yaş ve üzeri müşterilerin kullanım tarzına uyum sağlaması için yapılmış. Çünkü o kumandalar alıştıktan sonra çok çok iyiydi. Bunun ne zararı var? Kol orada kalıyor ve siz çeviriyorsunuz. Tekrar kilitten atınca bir ses üretiyor burada örneğin. Ya da sinyali kullandınız ama direksiyonla otomatik olarak atmayacaksa kendiniz indirmeniz gerekiyor. Bunun için de bir güç uygulamanız gerekiyor. Ancak birazcık daha ilkel hissettirdi bana ama sonuç itibariyle kullanılıyor. Güzel bir dijital ekran üzerinden bütün bilgileri alabiliyorsunuz. Besteresi ile ilgili. Dahası bazı crossoverları kıskandıracak kadar bol saklama gözüne sahip çok geniş kapı içi gözleri. Vites kolunun hemen önünde yine iki bardaklık ve bir saklama gözü daha. Ve beklediğinizden biraz daha dar olsa da kol dayanağının altında da güzel bir saklama gözü var. Anlayacağınız son olarak değinmem gereken bir şey. Bu multimedya sisteminde Apple'ın CarPlay'i var ve ilk defa 5 serisinde kablosuz olarak kullanılabiliyor. Bunun size ne faydası var derseniz o kablo karmaşasından kurtuluyorsunuz. Daha önce niye, zaten ilk başta niye kablolu olarak yapılıyordu CarPlay bağlantısı, onun hakkında da bir fikrim yok. Bunu da Apple'a sormak lazım herhalde. Ama BMW'deki CarPlay'de, sanırım diğer modellerde bu geliyor yavaş yavaş, CarPlay'de kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Anlayacağınız sonuç itibariyle burası çok güzel bir alan ve BMW neredeyse her şeyi ince ince düşünmüş. Şimdi BMW 5 serisinin direksiyonundayız. Gördüğünüz gibi test sürüşünde 5 serisi kendisi başladı. Şu görmüş olduğunuz anahtar sayesinde bunu yapıyor. Ve otoparktan kendi kendisine çıkabiliyor. Bunu eğer gerçekten ihtiyacınız varsa alın. Çünkü bu yüksek teknoloji anahtar, gördüğünüz gibi bir ekranı var. Ve buradan birkaç tane daha veri verebiliyor. Yakıt miktarınız gibi falan. Birkaç tane daha veriyi sizinle paylaşıyor. Ve şarj edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi de birazcık iri ama çok da havalı bir anahtar. Çok güzel bir anahtar. Dediğim gibi birazcık gerçekten ihtiyacınız varsa satın alınması gereken bir opsiyon bu. Çünkü uzun sürüyor. Yani bu anahtar sonuç itibariyle bu işi yapmak için devamlı olarak araca bağlı olmuyor. Geliyorsunuz aracın başına, oldukça yakında durmanız lazım. Ve bağlanması lazım. Bunların hepsi vakit alıyor. Zaten işlemi yapması da vakit alıyor. Yaklaşık yarım dakikanızı ayırmanız gerekiyor bu iş için. Birkaç kere havalı olabilir gerçekten de. Ama dediğim gibi en sonunda binip kendiniz çıkarmayı aracı tercih edebilirsiniz. İlerleyen dönemde belki böyle şeyler iyileşebilir. İçinde bulunduğumuz versiyon 2 litrelik dizel motora sahip 520D. Bunun alternatifi yine 2 litrelik benzinli motora sahip 530i ve sıralı 6 silindire sahip 540i, yine sıralı 6 silindirli motora sahip 530D. Bu diğer motorların hepsi tabii ki lansman süresinde gelecek olan o istekli müşteriler için 4 tekerlekten çekişte de sunuluyor. Kimisi standart olarak 4 tekerlekten çekişte sunuluyor, kimisi opsiyonla sunuluyor. Bu içinde bulunduğumuz 520 dizel de isterseniz 4 tekerlekten çekişte X-Drive ile alınabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz versiyon arkadan çekişli versiyon. Çok yeni olarak da bu hafta içinde, yani şu çekimi yaptığım hafta içerisinde de 1.6 litrelik 520i piyasaya sürüldü. 520i eski motoru kullanıyor. 170 beygirlik 1.6 makineyi kullanıyor.
Neyse ki 1.5 litrelik makineyi kullanmamışlar. Çünkü o makine birazcık titreşimli ve kaba çalışıyor. 5 serisine çok da yakışmazdı açıkçası. Ama o 1.6'lık motor gayet iyi, gayet başarılı olarak yerini korumaya devam etmiş. O da tabii ki vergi avantajlı bir motor haline gelecek. En son bölümde değineceğim fiyatları duyduğunuzda da buna sevineceksiniz muhtemelen. 5 serisinin sürüşü nasıl? Önce dizel motordan başlayalım. Dizel motor, bildiğimiz dizel motor, aslında yeni bir motor çünkü yeni motor ailesiyle birlikte geliştirildi. 190 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor motor. Verileri gayet yerinde, yani bu hacim sınıfına göre gayet normal. En azından tek turbo besleme ile 8 vitesli ZF şanzımanla birlikte sunuluyor. Gayet, yani yeterliden çok daha iyi baz bir dizel motora göre. Yeterliden çok çok daha iyisini sunuyor. Özellikle de bizimki gibi araç parkı küçük hacimli motorlara sahip araçlardan oluşan bir ülkede ışık hızındaymış gibi bir etki bırakıyor trafikte. Bu da tatmin ediciden fazlasını sunmasını sağlıyor. Şanzımanla motorun uyumu zaten eskiden de çok iyiydi ama burada bir adım daha ileri taşınmış. Bu sayede de 1 ile 2. vites geçişlerinde hissedilen hafif kasılmalar artık yok. Hiçbir zaman hissedilmiyor bunlar. Her zaman ipeksi bir sürüş sunuyor. İpeksi vites değişimleri sunuyor şanzıman. Bu açıdan da gerçekten iyi ki zaten 5 serisinden beklenen de herhalde bundan başka bir şey değildir. Otomobilin yakıt tüketimi bu haliyle birlikte eski nesle göre 100 kilogram kadar hafiflemiş versiyona göre. Kullanılan farklı malzemeler sayesinde, yüksek dayanımlı malzemeler sayesinde hafiflemiş. Ve biliyorsunuz yeni bir altyapı üzerinde yükseliyor. Bu otomobil bambaşka bir altyapı üzerinde yükseliyor. Açıkçası bunun faydasını hissedecek haliniz yok tabii ki. Çünkü donanımlarla o verilen 100 kilo muhtemelen geri alınmıştır zaten her bir versiyonda. Bunun tüketimi de karma kullanımda 7.5 litre civarında, 100 kilometre 7.5 litre civarında dolaşabiliyorsunuz ki oldukça iyi bir değer bu. Ama biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatsiz davranırsanız şu anda benim de olduğum gibi 100 km'de 8.5 litre civarında tüketiminiz oluyor. Uzun yolda sabit hızlı bir kullanımla, yani kesintisiz sabit hızlı bir kullanımla ise 6.2 litreye kadar ben düşürebildim 100 km'de. Bu oldukça iyi bir değer bu büyüklükte. Bu klasmanlı bir otomobil için ki aslına bakarsanız E serisi E220 dizel de buna benzer bir değer yakalamıştı. Anlayacağınız orta üst sınıfların giriş seviyesi dizelleri gayet iyi tutumluk potansiyeline sahip olmalarıyla dikkat çekiyor artık. Bir BMW için tabii ki düz yol, yani düz gidiş performansındansa viraj performansı daha önemlidir. O yüzden de süspansiyon sistemi çok önemli. İçinde bulunduğumuz versiyon M Sport pakete sahip. 19 inçlik jantların saran, kağıt kalınlığında yanakları olan lastikleri var. Ve biraz daha sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Ben normal şartlarda çok sert süspansiyon sistemlerini sevmem. Çünkü malumunuz Türkiye'de yollar bozuk ve günlük hayata da uyum sağlamaz onlar. Ama açık söyleyeyim bununkini beğendim. Yani kıvamında bir sertliği var. Dahası bazı darbelerden etkileniyor. Evet, sert geliyor. Bazı darbeler, bazı darbeleri sönümleyemiyor. Ve bunu siz lastiğin sesiyle ve şasinin tepkileriyle hissediyorsunuz. Ama gerçekten de belinizde örneğin hissetmiyorsunuz. Ya da bir metalik ses, bir vuruntu, kırılma benzeri bir şey gelmiyor hiçbir zaman size. Her zaman güzel bir şekilde filtreleniyor bütün bu darbeler ve sonuç itibariyle baktığınızda da yoldaki sürüş kalitesi gerçekten üst düzeyde bu otomobilin bu süspansiyon yapısıyla bile. Eğer bulutlar üzerinde süzülme hissi istiyorsanız, daha fazla konfor meraklısıysanız diğer versiyonları tercih etmeniz lazım. Daha küçük jant seçeneklerini tercih etmeniz lazım. Daha yumuşak süspansiyon seçeneklerini tercih etmeniz lazım. Bu birazcık sert, biraz sıkı hissettiriyor kendisini. Ama yoldaki tavrı inanılmaz güzel. Süspansiyonun gövdeyi fazla sallamaması, üstüne direksiyonun inanılmaz hassaslığıyla bu kocaman sedan kendisini küçük bir GTI zannediyor. Çok atak, çok dinamik. Virajdan viraja çok rahat giriyor. Sizi korkutmuyor ama sizi heyecanlandırıyor. Gerçekten de bir spor sedan gibi hissettiriyor bu haliyle. Baktığınızda bazı dizel motora sahip bir otomobil. Evet, üst donanıma sahip bir otomobil ama
yine de öyle çok iddia beklemiyorsunuz açıkçası ve sizi şaşırtabiliyor. Gerçekten güzel sürüşü. Ben gerçekten çok sevdim sürüşünü. Diğer süspansiyon versiyonlarıyla eski nesilde olan çapraz salınımı yapıp yapmayacağını henüz bilmiyorum. Umarım yapmıyordur onu. Ama dediğim gibi bu M Sport dozunda bir sertliğe sahip. Tek aklıma gelen bu konuda şasisi çok sert ve süspansiyon sistemi de çok sert olunca tabii doğal olarak bütün o darbeler trimlere doğru yol alıyor ve o belki ilerleyen dönemde trim seslerinin artmasına neden olabilir. Sonuca bağlayacak olursam, sonuca fiyatla birlikte vereceğim. Bugün 12 Temmuz 2017 ve 12 Temmuz 2017 itibariyle bestesi pahalı. Ne kadar pahalı derseniz 1.6 litrelik benzinli motorla bile 270 bin civarından başlıyor. 270 bin lira civarından başlıyor fiyatı. Eminim opsiyon listesindeki bir iki tane çentikle siz onu 300 bine bağlarsınız yuvarlak. 2 litrelik motorlarla birlikte ise 400 bin lira civarlarına çıkıyor. Pahalı diyorum ama bu sınıf için gayet normal. Rakipleriyle çok benzer, çok yakın bu değerler. Yani bu sınıftaki aslında ederi bu otomobillerin ama benim için pahalı, benim için ulaşılmaz. Sonuca bağlayacak olursam tekrar bu otomobil zengin olmak için bazı yargılarınızdan taviz vermek için bazı belki yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak için güzel bir neden. İleride bu otomobile binebileceğinizi düşünüyorsanız mesela müdürünüzün yanına gelip arkadaşınızın hakkında hafif atıp tutmanız falan o kadar da kötü sayılmaz bir amaca yönelik yapılmış bir eylemdir. Sonuçta arkadaşlıklar gelip geçicidir. BMW her gün yüzlerce, binlerce 5 serisi üretiyor. Onlardan bir tanesi sizin olabilir belki. Bir arkadaş karşılığında ne kadar büyük bir bedel olabilir ki bu?